Hadis kitaplarında geçen hadislere eleştirilerimi en başta Kur'an'a aykırılıktan dolayı yapıyorum. Sonra akla ve fıtrata aykırılıktan dolayı da getirdiğim eleştiriler var. Fakat bunların dışında ayrı bir başlık var. Yani Kur'an'a, akla, fıtrata aykırı olmayan doğru da olabilecek fakat münasebetsizlik kategorisinden de karşı çıkabileceğimiz hadisler var. Örneğin bunlar peygamberimizin cinsel hayatıyla ilgili bazı hadislerde peygamberimizin bir gecede dokuz hanımla cinsel ilişkiye girdiği geçiyor. Bazılarında bir cinsel süpermen olarak peygamberimiz gösteriliyor. 30 erkeğin cinsel gücü ona verildi diye geçiyor. Bazı hadisleri burada zikredemeyeceğim. Peygamberimizin işte memelere yönelmesi, şu bu diye böyle yani e, zikretmek istemediğim detaylar peygamberimizin cinsel ilişkisiyle ilgili veriyor. Bunlar en basit şekliyle münasebetsizlik. Peygamberimizin cinsel hayatı hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Ben bunların uydurma olduğu kanaatindeyim. Ama diyelim ki uydurma değil. Peygamberimizin cinsel gücün ne kadar olduğu, cinsel ilişki sırasında neyi nasıl yaptığı, kimi ne ilgilendirir? Kısacası bu münasebetsizlik kategorisi de üzeri çizilmesi gerekli hadislere eklenmeli.